Umarım her şey düzgün gözüküyordur. Şu turuncu bölümü kaldıracağım bir saniye. Düzeni bozuyormuş gibi. Evet, uzun süre sonra tekrar bir aradayız. Uzun süre dediğimde 8 gün, 9 gün falan oldu herhalde video atmayalı. Şimdi neden mutfaktayım? Önce onu söyleyeyim. Kahve yapacağım kendime. Hazır kahve yaparken de sohbet etmeye başlayalım istiyorum. Çünkü bu tamamen bir sohbet videosu olacak. Bunu anlatmaya başlayacağım ama ben videoyu çekmeye karar vermeden önce kahve yapmaya karar vermiştim. O yüzden buzlarımı kırmıştım zaten. O yüzden bir an önce kahve işine girmem lazım. Şöyle bir filtre kahve makinem var. Bu arada bu gösterdiklerim bayağı rezil bir şey aslında kahve yapmakla ilgili. Bütün bildiğiniz her şeyi unutacağınız şeyler. Normalde tabii bununla sıcak filtre kahve yapabiliyoruz. Soğuk filtre için de şöyle bir şey yapabiliriz. Kağıt filtre içine kahve koyup işte buzları üstüne koyup belki o şekilde yapılır ama o kadar ne buzum var ne o kadar vaktim var falan diyorsanız eğer çok mantıklı gelecek size. Kahve makinesinin şu üst haznesini çıkarıyoruz buradan. Şimdi şöyle bir şey var. Aslında şöyle de yapabilirsin. Yani alttaki şu hazneye buz doldurup üsttekinden sıcak su kaynatıp hani normal filtre kahve demleme şeklinde de yapabilirdim. Ama bu beni biraz korkutuyor arkadaşlar. Çünkü yani şu gerçekten çok hoşuma giden bir hazne. Ve bu haznenin hani soğuk sıcak yüzünden çatlamasını istemiyorum. Buraya işte 1,5 yemek kaşığı gibi bir şey koyuyorum. Bakın gerçekten yani kahveyi yapmayı en ufak, en ayrıntılı noktasına kadar öğrenmeyi çok isteyen bir insanım. Ama şu an yaptığım hiçbir şey mantıklı değil biliyorum. Yani hiçbir şey mantıklı değil. O yüzden hani izleyen ve bu işten anlayan biri varsa özellikle ondan çok özür dilerim. Bu hani hakaret gibi bir kahve demleme yöntemi bence. Şimdi asıl saçma kısma gelelim. Burada çok zavallı 4 tane buzum kalmış. Erimiş çünkü. Umarım yine de işe yarar. Burada kahvem var. Burada da sıcak suyum var. Bir tane de yemek kaşığı lazım bunu yapmak için. Şimdi şöyle yapıyoruz. Buna yavaş yavaş böyle bir tur sıcak suyu koyuyorum. Çevirerek koyuyorum. İyice bir böyle bütün kahveyi sıcak suyla buluşturmak için bu koku çok güzel. Bu şekilde kendime kahve yapıyorum ve kendi cold brew isteğimi eğliyorum biraz öyle diyebilirim. Okul açıldı ve yani ben yaklaşık 2 haftadır düzenli olarak ders seçimleriyle uğraşıyorum. Yani böyle bir rezalet olamaz. Sinirli olmamın sebebi de yani ulaşacak gerçekten hiçbir şey bulamamak ve ders seçimi konusunda hani iyi bir destek alamamış olmak şimdiye kadar ki ben 4. sınıftayım yani. Hani ve bunu sadece kendi okulumu kötülemek için falan söylemiyorum asla. Bunun her üniversitede böyle olduğuna adım kadar eminim. Sadece danışman öğretmenlerle ilgili olan bir şey de değil bu. Bence öğrenci işleriyle de çok çok alakalı bir şey. Yani spesifik bir şey çözmekten başka hiçbir şey yapmıyorlar. Yani bir şey, bir konuda bilgi vermek, bir konuda öneri sunmak falan bunların hiçbirine girmiyorlar. Sadece spesifik olarak hani şey gibi sen problemin nerede olduğunu anlayacaksın öğrenci olarak ve gidip diyeceksin ki abi şunu düzelt, abla şunu yap ya da hocam şu lazım falan demen gerekiyor. Kimse sana şey yapmıyor. Dostum bak burası problemli, işte şurası problematik falan. Ve yani şu var, ben yine hani derslerimi biraz daha ilgili ve hani kontrol ederek 4. sınıfa kadar geldim. Ve her dönem, istisnasız her dönem ders seçimiyle ilgili problem yaşadım yani. Hani bu konuda şey olamam. Her dönem problem yaşadım ve bu her problemi çoğunlukla kendim çözdüm yani. Hani bu mevzuyu asla anlamıyorum. Yani o kadar saçma ki insanlar zorunlu derslerini bitiriyorlar arkadaşlar. Ve seçmeli dersleri doğru düzgün seçemedikleri için sınıfları uzuyor, seneleri uzuyor. Hani ben böyle söyleyince belki çoğunuz şey düşünüyor olabilir ya siz de salak mısınız yani kontrol edin falan. Kontrol ediyoruz gerçekten arkadaşlar ama hani arada bir problem oluyor, bir şey oluyor. Sistematik olarak bir problem var yani. Düzenli ve herkesin yaşadığı bir problem bu. Kimse de gelip şey yapmıyor. Sen hani uyanmadığın sürece kimse gelip sana şey demiyor.
Ya da nadiren söylüyorlar. Bak burada bir problem var, olabilir vesaire. Devlet okulu olduğu için de olabilir biraz. Çünkü devletin her türlü işi böyle yürüyor zaten. Yani şey biraz sinir bozucu. Yani insanların kendi açımdan konuşmuyorum çünkü ben bir şekilde yakayı kurtardım herhalde kârda. Hani seçmeliden dolayı okulum asla uzamıyor. Ama saçma sapan dersler yüzünden okulu uzayan ve hani o mezuniyet belgesini alamamış insanlar var. Onların ilgisizliklerine de mutlaka bağlıdır. Şimdi sadece sistemi kötüleyemem ama dediğim gibi yani eğer siz en ufak bir ilgisizliğe düşerseniz kendi derslerinizle ilgili kimse sizin derslerinizin peşinden koşmuyor. Yani bunu söylemek istiyorum. Eğer hani üniversitede ilk senenizse eğer bence ekstra dikkat etmeniz gereken şey ders seçimleri. Yani çok dikkat etmeniz gerekiyor. Neyse sonuç olarak kahvemi yaptım. Şimdi bunu bir kaba boşaltacağım huni ile. Neyse yani yine bu tip şeylerle sorun yaşadım. Bu dönemde yaşadım. Her dönem yaşıyorum zaten. 2 haftadır bununla uğraşıyorum. Ders seçiyorum, ders kaldırıyorum. Ders seçiyorum, ders kaldırıyorum. Yani sene geçtikçe daha da zorlaşıyor her şey. 4. sınıfa geldikçe hani toparlaman gereken seneler de arttığı için sıkıntı daha da çoğalıyor. O yüzden size en büyük tavsiyem lisans 1'den itibaren düzenli olarak seçmeli derslerinizi falan her şeyinizi kontrol edin. Düzgünce bir planlama yapın yani çünkü 4. sınıfa geldiğinizde veya 3. sınıfa geldiğinizde hiç beklemediğiniz bir sürprizle karşılaşıp boşu boşuna sıkıntı yaşamayın yani. Ya sorgulamayın işte bunu yani. Sorguladığınızı duyuyorum. Sorgulamayın. Zaten hani sorgulanacak bir yöntem de değil. Saçma sapan bir yöntem oldu. Gayet açık belli. Fazladan da yaptım kahveyi yanlışlıkla zaten. Hiç istediğim gibi olmadı yani. Aslında buzdolabına atacağım ki üşüsünler. Neyse şu an işte ders seçimlerinden falan bahsettim. Her dönem olduğu gibi yaşanan sorunlar. Onun dışında başka ne yaptım bu hafta? İşte oje aldım arkadaşlar. Yani asla yılmadan, usanmadan kendime bir nude oje. Nasip de varsa. Hani bir noktada artık alacağım, tutturacağım o rengi bilmiyorum yani. Kendime bir oje almak istedim. Çünkü sebebi de şu. Hani oje sürmek istiyorum. Yani çünkü oje sürdüğüm zaman hem tırnaklarım daha sert oluyor ve sağlam oluyor. Daha az kırılıyor. Hem daha bakımlı gözüküyor. Hem de tırnaklarımı yememek için yani bir yol aslında. Bu huyumdan hiç hoşlanmıyorum gerçekten ve düzeltmek istiyorum. Fakat gerçekten çok zor yani hani olmuyor. Düzelmesi çok kolay bir şey değil. Neyse bunun için oje bakıyorum. Ve yani bunu sürekli şey gibi de düşünmeyin. Yani bunu görev edindim ve gidip gerçekten araştırıyorum, bakıyorum falan yok. Hani gittikçe falan bakıyorum sürekli. Bence bu bile yeterli yani. Ben hani sonuçta bununla ilgileniyorum. Şimdi gerçekten eskiden hani nude ruj bulmak falan hani ten rengine uygun fondöten bulmak veya bunlar çok zor geliyordu. Ama fark ettim ki abi nude oje bulmak gerçekten hepsinden daha zor. Ya bilmiyorum bana katılır mısınız ama gerçekten hepsinden daha zor yani. Şu an tırnağımdaki oje yeni aldığım oje. Yani nude gibi duruyor gerçekten ama pembe arkadaşlar. Pembe yani. Bu renk bildiğiniz bayağı pembe değil mi? Yani ben bunu pembe olarak, pembe düşünerek almamıştım asla. Bunun böyle göstereceğim şimdi bu arada şeydeki renginde, ojedeki renginde asla alakası yok bu renkle. Ben nasıl böyle oldu anlamadım. Bayağı kendimi dolandırılmış gibi hissediyorum yani. Bu gerçekten çok açık geldi. Bunun bir tık koyusu da pes pembe arkadaşlar. Bu olmadı yani. Bunu kenara bırakıyoruz. Sonra ben bunu kafaya taktım ve dedim ki ben nude'ları bulacağım ve gittim bunu aldım. Şu an çok koyu gözüküyor gerçekten ama aslında o kadar koyu değil yani. Nasıl göstereceğim bilmiyorum. Onu bile bilmiyorum yani. O kadar koyu değil. Bakın bayağı nude duruyor yani. Sanki uyuşacakmış gibi duruyor. Ama olmadı. Yani bu bildiğiniz bayağı kahverengi. Hatta bir ara tekrar işte sınavlarım bitti oje sürüyorum diye bir video çekmiştim. Orada sürdüğüm ojenin bu olması lazım çok yüksek ihtimalle. Bakın bayağı bildiğiniz kahverengi bu yani. Sonra işte en son geçenlerde dedim ki ben oje alacağım artık kendime ve gittim.
Bunu buldum. Ve bunu bulunca o kadar çok heyecanlandım ki bakın. Yani her manada gerçekten şey gibi. Evet nude gibi yani hani tamam okey bir tık koyu kabul ediyorum. Alırken de bunu bilerek aldım. Hani yine bir tık koyu. Çünkü ben biraz sarı renkli bir cildim var benim. Bu hani biraz daha pembeye kaçıyor gibiydi evet bakınca. Ama dedim ki hani tırnakta güzel durur. Oldu. Abi tırnakta pembe durdu ya. Yani şu ikisinin arasındaki alakayı biri gerçekten bana açıklamalı yani. Renk teorisi okey. Anlıyorum. Ama hani bu kadar da olmamalı yani. Ben bunu sürdüğüm andan itibaren pembe bu renk. Bayağı bildiğiniz pembe. Benim bu renk zaten ojem vardı neredeyse. Ben bu rengi istiyordum. Niye böyle oldu ben anlamadım. Bu konuda gerçekten yardıma ihtiyacım var. Nude oje nasıl alınır? Yani bir yolu var mı bunun? Hani şey çıktı ya bir ara işte dudak rengi ruj nasıl alınır? Hani şöyle yapıyoruz, bakıyoruz falan ya. O çok başarılı bak. Ona uygun ben çok güzel ruj buldum. Bu benim için çok gerçekten mantıklı bir yoldu. Ama abi oje nasıl bulacağım nude oje? Yani açıp denemek de hani çoğu yerde yasak. Açıp denenmiyor yani. Ayrıca denemek de zaten biraz iğrenç bir şey çünkü hani kimse denemesin anladınız mı? Hani benim aldığım ojeyi birisi deneyip tırnaklarını sadece birisi olsa hadi neyse. Benim para verip satın aldığım ojeyi böyle bir mağaza insan gelip tırnağında denemiş oluyor. Yani o ne kadar ama en azından bir tane tester. Ve hani kağıt mağıt olursa belki ki diyeceksiniz ki işte kağıtta deneyince muhtemelen bu renk olacaktır ama senin ten renginin üstünde bu olmamıştır falan. Bilmiyorum arkadaşlar. Bakın gerçekten bilmiyorum. Ben sadece bir maruzatımı söyledim ve bununla ilgili yardım talep ediyorum yani. Şu ikisiyle ilgili çok umutlanmıştım. Ama biri pembe çıktı, biri kahverengi çıktı ve yani şöyle yan yana koyduğumda elbette bir farkları var. Ama hani o kadar büyük farkları da yani tam var. Kabul ediyorum. Ama siz benim ne demek istediğimi anladınız bence. Neyse. Bu sohbet videosunu biraz da şunun için çektim. Öncelikle kapıyı kapatacağım tekrar. Yaklaşık işte 8-10 gündür biz bir video atmıyoruz. Normalde haftada 2 tane video atıyorduk. Ki normalde kitap içeriği yapıyorduk. Son videolarımızda kitapla hiçbir alakası yok. Vlog çektik falan. Sonra ortadan kaybolduk. Ne yapıyoruz konusuna bir açıklık da getirmek istedim aslında. Aslında bunları yapıyoruz arkadaşlar. Yani üniversite başladı ikimizin de ve dersi seçtik ve üniversite başladığı için apar topar artık bununla ilgileniyoruz. İnanılmaz yoğun bir sürecin içine girdik. Rana bu sene mezun oluyor. Ben de bu sene mezun oluyorum. Ve biz YouTube için tam zamanlı yapamıyoruz. Okul hala devam ettiği için. Şöyle düşündük biz. Artık yazın haftada iki sıklığında attığımız video sayısını haftada bir video atmaya, düşürmeye karar verdik. Çünkü bizim için sağlıklısı böyle olacak. Ayrıca istediğimiz kalitede video üretebilmemizi sağlayacak şey de biraz bu yoldan geliyor. Haftada bir videoya düşeceğiz artık ve kitap içerikleriyle birlikte arada sırada kitap okuyamazsak elimizden geldiğince aktif olabilmek için bazı vlog videoları sizinle paylaşacağız. Bunun için farklı şeyler yapmaya çalışacağız. Onun dışında da bizim kanalımızda görmek istediğiniz başka tarz videolar varsa bunu da yorumlarda belirtirseniz eğer muhakkak dikkate alacağız bunları. Şimdi asıl şey konusuna gelmek istiyorum. Yani prodüktif işte videolar, vloglar. Bu prodüktivity yani bununla ilgili biraz konuşmak istiyorum. Bu videolardan gerçekten çok tükettim bu arada ve hepimizin çok tükettiğine eminim. Yani şimdi böyle biraz dede gibi konuşacağım ama gerçekten bu videoların bizi iyi hissettirmek yerine kötü hissettirdiğine eminim yani. Hani insanlar kalkıyorlar sabahın köründe işte dişini fırçalıyor bilmem ne smoothie'sini hazırlıyor. Önce smoothie'sini içiyor. Ondan sonra sporuna gidiyor. Sporunu yapıyor. İşte koşusuna çıkıyor. Geri geliyor. Güzel bir breakfast hazırlıyor kendine. Kedisiyle ilgileniyor. Köpeğini dışarı çıkarıyor. Gezdiriyor bilmem ne yapıyor. Ondan sonra geri geliyor. Video editliyor falan. Sonra işte çıkıyor arkadaşlarıyla kahve içiyor. Geziyor. İşte alışveriş bilmem ne falan. Ne kadar sürdürülebilir bir bundan emin değilim. İkincisi de hani sürdürülebilir olsa bile
Şöyle bir problem var arkadaşlar. Yani şu hayat tarzına sahip olabilmeniz için gerçekten ya old money kapsamında olmanız lazım. Yani gerçekten paranız olması lazım yani ve bunu çalışarak yapmamış olmanız lazım. Gerçekten paranın suyu bir yerden akıyor. Hiçbir probleminiz yok parayla ilgili. Para kazanmakla ilgili hiçbir probleminiz yok. Ve tamamen kendinize yatırım yaptığınız böyle bir hayat olabilir. Ya da gerçekten hani ya YouTube'dan ya Etsy'den ve bunun gibi işte online herhangi bir platformdan para kazanıyor, gelir elde ediyor olmanız lazım ama bu gösterilen de gerçekten sağlam bir gelir elde ediyor olmanız lazım. Yani kendi hayatınızı idame ettirecek kadar bir YouTube'dan gelir elde ediyor olmanız lazım. Bunun da aşağı yukarı belirli bir abone ihtiyacı var yani bunun oluşması için. Yani o yüzden çok mantıklı değil. Şimdi baktığınız zaman ben hani sporumu da yapan bir insanım. Haftada bir iki ama sporumu yapıyorum. Beslenmeme gayet dikkat eden bir insanım. YouTube'la uğraşıyoruz bir şekilde. Olabildiğince, elimizden geldiğince profesyonel bir şekilde uğraşmaya çalışıyoruz. Video editlemek de çok hoşuma gidiyor bu arada. Video çekmek, sohbet etmek. Ama yani hani bu mesela o insanların videolarda gösterdikleri her şeyi ben kendi hayatımda yaşıyorum. Ama benim yapmam gereken o kadar çok şey var ki hayatımda. Yani piyano çalışılması gerekiyor, okula gidilmesi gerekiyor. Girmem gereken 12-13 tane dersim var mesela. Yani bunlar oturduğu zaman benim zaten nefes alacak vaktim kalmıyor. O vakitler kaldığında da İnanılmaz çökmüş oluyorum zaten. Ben gideyim sabahın köründe okulda çalışayım, işte smoothie'mi içeyim, kahvaltımı yapayım, sonra derslere gireyim, öğlen boşluğumda çıkıp McFit'e gideyim, orada sporumu yapayım falan. Böyle bir şey gerçekten uygulanılabilirliğe yakın değil yani. Hani olmaz. O yüzden gerçekten bence kesinlikle boş vakitleriniz olması gerekiyor. Hani belki yaz tatili için yapabileceğimiz bir şeydi bizim ama yok yani okul açıkken falan yapılabilecek bir uygulama değil. En azından benim hayatım için kesinlikle değil. O yüzden biz yani produktif hani olabildiğince zaten çalıştığın sürece hayatında produktif hissediyorsun. Kendi alanına ilgili, kendi okulunla ilgili çalışıp bir yandan da işte sağlığını iyi tutmaya çalışmak, iyi beslenmek, işte spora gitmek falan bunları yan yana götürmeye çalıştığın zaman olabildiğince produktif oluyorsun ama hani benim kendimde uyguladım ve hani en çok önerebileceğim şey şu kesinlikle size fayda sağladığı kadarını yapın. Yani gösterildiği kadarını uygulamaya çalışmayın ya da bu ne yani ben hani bunu nasıl uygulayacağım falan telaşına kapılmamaya çalışın. Çünkü herkese faydası olan hani productivity seviyesi farklıdır yani hani belki boş bir kafa geçirmek istiyorsunuz. Belki hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz. Belki o dönem spor yapmaya uygun bir mental kafada değilsiniz. Belki çok yapmak istiyorsunuz. Hani bir sürü şey değişir orada. Biraz sizin mentalinize kalmış bir şey ve yaptığınız şeyler yani o uygulamanın hepsini yapsanız bile belirli bir yere fayda olmayabilir. Çünkü sizin ihtiyacınız olan aslında o değildir vesaire. O yüzden böyle videoların gerçekten bizi rahatsız ettiğine eminim. Özellikle ben rahatsız oluyorum izlediğimde. O yüzden izlemeyi kestim yani. Bana çok yalan ve şey geliyor. Keyifli de gelmiyor. Yani milletin hani muhteşem bir hayat tarzı yaşıyor olması tamamen bizi üzüyor yani. Asla ulaşamayacağımız bir yermiş gibi gösteriyor. Yani kısa süreliğine sizi böyle bir şey yapıyor. Pushluyor ve hani ben çok çalışacağım, işimde çok iyi olacağım, iyi para kazanacağım ve bu şekilde rahat yaşayacağım demenize sebep oluyor çok kısa süreliğine. Ve sonra çok ciddi saldırıp hani o stresle birlikte sanki şu an içinde yaşadığınız hayat gerçekten içinden kesinlikle çıkmanız gereken berbat bir şeymiş gibi size lanse edilmiş oluyor ve o durumda da o sürekliliği kazanmıyor. Yani bayağı stresli bir şey olmaya başlıyor yaptığınız şeyler. Strese döndüğü zaman da diyorsunuz ki yaptığım işi yapmak yani bu seçtiğim işi yapmak bana stres veriyorsa, streslenmeme sebep oluyorsa o zaman ben niye bu işi seçtim? Belki de yanlış yoldayım falan ve bambaşka bir kafaya evriliyorsunuz. Yani bence o yüzden çok mantıklı değil. O yüzden böyle videolar da çekmiyoruz. Ben de istiyorum gerçekten vücuduma çok dikkat etmek, sıfır şeker beslenmek, mesela işte kardiyo yapabilmek, işte düzenli sporumu yapmak, her gün spor yapmak, işte beslenme düzenimi çok
güzel çizgilerle oturtmak falan saatlerini ben de çok istiyorum. İnsanların produktif olma anlayışı birbirinden farklıdır kesinlikle. Bazı insanlar çalıştığı işe kafayı takar, çok sever çalıştıkları işi ve bu işe kendilerini adamayı ve bunun için çalışmayı aktif bir şekilde produktif olmakla eş değer tutabilir. Bazı insanlar ders çalışmakla ilgili aynı şekilde bunu eş değer tutabilir. Bazı insanlar belki hiç çalışmıyorlardır, belki evde çocuk bakıyorlardır. Yine de kendi çocuklarına çok düzgün bir şekilde eğitim vermek ve onların çok iyi bir yere gelmesini sağlamak için kafayı takmak ve bunun için sürekli çabalar durumda olmak da produktif bir şey olabilir bence. Yani sadece şey gibi tek tipleştirildi. Yani spor yap, smoothie, arkadaşlar, sosyalleşme. Erken yat, erken kalk, bakım yap, cilt bakımı yap, saç bakımı yap falan. Yani şey gibi arkadaşlar, gerçekten sanki hepimiz modeliz. Mankeniz hepimiz. Ve hepimiz o sıkı şeylere uymak zorundaymışız gibi. Hani şeyi söylemek istemiyorum. Kesinlikle iğrenç bir şey bu. Hani insanın kendine bakması kadar güzel bir şey yok zaten. Ama ya hepimizin böyle imkanları yok. Yani bunu şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Eğer senin maddi imkanların yoksa bunların hiçbirini yapamazsın. Vücuduna iyi bakamazsın. Yaptığın işten dolayı bile vücudunun aşırı derecede yorulmasına sebep olabilirsin. Aşırı stres yapabilirsin. Yani tırnaklarını sürecek ojenin vaktini bile bulamıyor olabilirsin. Veya o ojeyi ayıracak parayı bulamıyor olabilirsin. Veya yüzüne sürecek o tonlarca kremin, tonlarca temizleme jelinin falan bunların hiçbirine para ayıramıyor olabilirsin. Yani spor konusunda da özel hocalar tutamıyor olabilirsin. Fitness'a gidip yani bir salona para veremiyor olabilirsin. Evde kendin spor yapmaya çalışıp bir sürü sıkıntı yaşıyor olabilirsin. Çünkü hiç hayatında spor yapmayan bir insanın evde spora başlama serüveni gerçekten zorlu bir süreç. Ben kendimden biliyorum. Ve hani çok dikkatli olmazsa ufak tefek sakatlıklarla birlikte büyük sakatlıklar da yaşayabileceğim bir süreç. Yani hiç öyle estetik bir durumu yok bu işin. Ve şey gibi lanse ediliyor. Hepimiz modeliz. Ve hepimiz sıkı o spora, o işte diyetlere, o yaşam tarzına uyup böyle aynı modeller olmamız şey gibi. Hani iyi bir şeymiş gibi falan. Çünkü yüzlerce YouTuber aynı videoyu çekiyor. Aynı şeyleri, aynı rutinleri yapıyor. Bunun sağlığa ne kadar yararı var? Mentale ne kadar yararı var? Bilmiyorum yani. Herkesin amaçladığı şey bu şu anda. Ve bunun için sonuç olarak maddi bir imkan gerekiyor. Herkesin yapabildiği bir şey değil. Maddi imkanı olmayan insanlar da produktif olamayacaklarını düşünüyorlar. Ben de şunu diyorum. Produktif olmak sadece spor yapmak, smoothie içmek falan filan değildir. Yani produktif olmak bence çok geniş bir hayat mottosu, kavramı. Ve her konuda produktif olabilirsiniz. Yaşamak istediğiniz hayata öyle bir şeyse eğer bir yerinden tutmanız lazım bunu. Belki hiçbirini yapmayacaksın. Sadece üniversite kazanacaksın, çok iyi çalışacaksın ve hani kendi gelirini oluşturup kendi evine çıkana kadar produktif hissetmeyeceksin. Hani o hayattaki gibi hissetmeyeceksin. Ama aslında bir şey için çabalıyor olacaksın, bir şeyi geliştiriyor olacaksın ve hayatını kurguluyor olacaksın ve bunların hepsi produktif. Benim gözümde bu. O yüzden zaten bizim bu YouTube'da paylaştığımız her şey kendimizi produktif olmaya ikna etme ve motive kalmamızı sağlıyor bu YouTube'a yüklediğimiz videolar. Daha fazla kitap okumalıyız. İşte kitapla ilgili sohbetler ederken kendimizi daha fazla geliştirmeliyiz. İşte işimizle ilgili olabildiğince doğru bilgiyi YouTube'dan bir sürü insana ulaştırmalıyız. Çünkü klasik müzik konusunda da o kadar çöp bilgi var ki özellikle YouTube'da. Hani bunların hepsi bizim amaçlarımız ve bunların yani attığımız her video bir produktif olma çabasıdır. O yüzden produktif bir vlog çekmeye ayrıca bir gerek duymuyoruz yani kısaca. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum produktif vloglar hakkında. Biraz bununla ilgili konuşalım. Yine böyle bir sohbet videosu çekmiştim. Orada bir şeyler dikiyordum. Orada da dopamin detoksunun saçmalığından bahsetmiştik. Burada da birazcık bundan bahsetmiş olduk.
Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yorumlarınızı gerçekten merak ediyorum. Çünkü belki kesinlikle bana katılmıyor olabilirsiniz. Ya da yanlış bildiğim bir şey bile olabilir. Hani belki produktif kavramıyla ilgili yanlış bir şeyler biliyorum yani. Bu konuda beni aydınlatırsanız ya da işte yorumlarda belirtirseniz düşüncelerinizi çok mutlu olurum. Dediğim gibi haftada bir video sizinle paylaşmaya devam etmeye çalışacağız. Bu konuda da eğer farklı tip videolar görmek isterseniz kanalımızda öncelikle kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ve yorumlarda da fikirlerinizi belirtmeniz bizim için çok önemli. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.